Değişim. Değişim aslında kendimizle başlıyor, değil mi? Biz hep başkalarını değiştirmeye çalışan varlıklarız. Biraz değişimden söz edelim mi Can? Evet, söz edelim. Şimdi aslında her şey frekanstan oluşuyor dedik. Bunu zaten sizin çok fazla canlı yayınınız var, frekanslarla ilgili çok güzel yayınlar var. Arkadaşlar mutlaka baksın. Çünkü bu evreni anlayabilmek için, kendimizi anlayabilmek için frekansları bir kere anlamamız lazım. O temel taşlarımızdan biri. Şimdi ben içeride hangi frekansı taşıyorsam, işte etrafıma da o frekanstaki insanları, ailem de dahil, çekiyorum. Buna çekmek de denmez aslında. Rezone oluyorum. Rezone olduğum alanda birlikte yaşamaya başlıyorum. Belki o yüzden zaten diyoruz ya, ailemizle anlaşma yapıyoruz, öyle geliyoruz. Çünkü benim yaşam amacıma uygun, benim frekansıma uygun bir aile içinde dünyaya geliyorum. Peki ben içeride ben çok mutsuzum, ben işte insanlar çok mutlu, ben sıkıntılar yaşıyorum, benim hastalıklarım var gibi. İçeride eğer şikayet, acı, mutsuzluk frekansını hissediyor ve çalıştırıyorsam, o zaman beni mutsuz edecek insanları etrafıma çekiyorum, yerleştiriyorum, oluşturuyorum yani. İş hayatında da öyle. Veya eğer hayata öfkeyle, kızgınlıkla bakıyorsam, mutlaka beni kızdıracak, beni öfkelendirecek insanları etrafıma çekiyorum. Ya da bana şiddet gösterecek, duygusal ya da fiziksel şiddet gösterecek kişilerle bir arada kalıyorum. O zaman problem nedir? Benim içeride çalıştırdığım frekanslarla ilgili. Peki bu frekanslar da duygularla ilgili. Her duygunun bir ölçümü var, bir frekansı var. Ben korku frekansını taşıyorsam 20 Hz salınıyorum. Yok oluş frekansı. Bütün hücrelerime yok olun mesajı veriyorum. Ya da biz yok oluştayız, yok olmak üzereyiz frekansını veriyorum. Ben bu frekansı çalıştırırken içeride hangi hücrem sağlıklı nefes alabilir ki? Ya da hangi hücrem sağlıklı bir şekilde görevlerini yerine getirebilir? Hücrelerimin de frekansını düşürüyorum. Ve hatta benim en etkilendiğim şey, kanımızda bu frekansın dolaşmasını sağlamış oluyorum. Korku frekansı dolaşıyor. Ya da işte kızgınlık, öfke frekansı. Ve bu frekanslar organlere gidiyor. Mineral, vitamin ihtiyacı olduğu gibi, oksijen ihtiyacı olduğu gibi manevi gıda ihtiyacını da kandan bu şekilde alıyor. Korku, kızgınlık, ümitsizlik gibi. O zaman ben yaşamımı değiştirmek istiyorsam, ailemdeki ilişki problemlerini değiştirmek istiyorsam nereden başlayabilirim? Bu da çok soruluyor. Nereden başlamalıyım? Önce kendimizden başlayacağız. Önce kendimizi değiştireceğiz. Peki kendimizi değiştirmemiz, bir de şunu söyleyecekler eminim, o kadar kolay mı? Şimdi somut gerçekler var. Türkiye'nin gerçekleri var, ailemle ilgili gerçekler var, işle ilgili gerçekler var. O kadar kolay mı? Arkadaşlar ben mucize vaat etmiyorum. Veya bizim sistem, başkasının sistemi, hiçbir şekilde ayrım yapmıyorum. Mucize beklentisi içinde olmadan öncelikle ben değişmeye niyet ediyorum cümlesini kurmam lazım. Ayağa kalkmam lazım. Bu kararı benim vermem lazım. Hiç kimse ben işte çok güler yüzlüsünüz, çok iyi kalpli görünüyorsunuz falan, bana bir sürü övgüler geliyor. Hiç kimse, yani ben sizin yerinize ayağa kalkıp ben işte Ayşe'yi frekanslarını değiştireyim, Ayşe'nin hayatını değiştireyim demem. Evlatlarımız bile demez. Değil mi? Canlarımız bile demez. Burada bu kararı verecek olan bir tek kişi var. O da sensin. Bak, burası o kadar önemli ki arkadaşlar, ne olur bizi dinleyenler, yani burası o kadar önemli ki ve yaptığınızda oluyor. Ayağa kalkacak ve diyecek ki ben artık şimdiye kadar şikayet ettiğim bu hayat düzlemine devam etmek istemiyorum. Bu problemli ve mutsuz olduğum hayatıma devam etmek istemiyorum
değişmeye niyet ediyorum. Şimdi ilk adımımız bu. Peki ben niyet ettim, ayağa kalktım. Sonra not alın canlar, yarın bir daha izleyin ya da. Sonra zaten şöyle klasik bir cümle var ya, evren sana hizmet etmeye başlar. Nasıl başlar? Bu değişim için ne gerekiyorsa onları görmeye başlarsın. İşte Mukaddes Hanım'ın çok güzel yayınları var. O yayından birine denk gelirsin. Pat açarsın. Orada öyle güzel bir şey söyler ki kalbinin kapısının açıldığını hissedersin. Ya da başka kapıların açıldığını hissedersin. Ya da bir kitap okursun, bir film seyredersin. Bir uyaran gelir sana. Ama dediğim gibi burada mesele ben kendi sorumluluğumu almaya niyetliyim demek. Yani sorumluluğu ben Mukaddes Hanım'a atmayacağım. Onun üzerine atmayacağım. Ya da Sezgi Hocam halleder, Sezgi Hocam'ın üzerine atmayacağım. Diyeceğim ki bu sorumluluk bana ait. Bu değişim sorumluluğu. Değişim sorumluluğunu kabul ettikten sonra da artık kendimizi, duygularımızı tespit etme ve tanıma sürecine gireceğiz. Ben eğitimlerde çok vurgularım. Hep duygularımızla ilgili bizim 5-6 tane şeyimiz vardır, kelimemiz vardır. İşte korku, kızgınlık, öfke, utanç vesaire. Ama onlarca duygu skalası var. O kadar farklı duygular ve ifade şekilleri var ki biz bunun adını koyamadığımızda da aslında sorunu tespit edememiş olduğumuz için sorunla devam ediyor olabiliyoruz. Çok dağınık anlatabilirim. Siz lütfen beni şey yapın. Mesela benim tipik bir örneğim vardır. Çok severim onu. Birisiyle ilgili bir kızgınlığım vardı. Çok kızmıştım. Onunla ilgili kendime çalışmalar yaptım. Ya, çalışmalar yaptıktan sonra o kızgınlıkla ilgili dozaj düştü. Ve kabule geçtiğimi fark ettim. Artık daha nötrüm gibi. Ama birkaç gün sonra yine bir rahatsızlık hissi var o kişiyle ilgili. Tam bitmiş olsa, tam kabule geçsem o rahatsızlık hissini hissetmeyeceğim. Ama devam ediyor. Bu nedir acaba diye baktım. Ben hala diyorum ki, ben hala demek ki kızgınım. Demek ki tam olarak kabul edemedim kişiyi. O yüzden rahatsızım. Sonra bir baktım, kızgınlıkla affedememe veya kabulle hiçbir alakası olmadığını gördüm. Mesele neymiş? Mesele ben o kişinin hayatında olmak istiyorum ama o kişi beni hayatına almamış. Ben orada onun hayatında olmak istemekle ilgili bir rahatsızlık hissi hissetmişim. Ama ben bunun adını farklı koyduğum için o rahatsızlık alttan beni dürtüyor. Ben bunun adını koyduktan sonra duygu yok oldu. O kişiyle ilgili nötrlendim. Süper. O yüzden çok vurgularım, duygularımızı ne olur tanıyalım. Ben hangi duyguyu hissediyorum? Niye böyle hissediyorum? Ve yine bir örnek vereceğim. Örneği unutmayın. Bir de şey, Sezgi Hanımcığım, şimdi bir şeyi çözdüğümüzü zannediyoruz. Hani duyguya giriyoruz ya da rezonans çalışmaları yapılıyor. Mutlaka onunla ilgili tekrar tekrar önümüze, yani deneme şeyleri sanki sınav gibi önümüze konuyor. Atıyorum, ben size çok kızgınım, bir sürü çalışma yaptım. Okey, nötrledi zannettim. Bir hafta geçiyor. Yani hemen Sezgi Hocam'la bir şey çıkıyor karşıma. Biri bir şey söylüyor. İşte veya Instagram'da görüyorum. Beni irite edecek bir şey görüyorum. Al bakalım kucağına sınavı. Yani hakikaten tekrar tekrar deneniyorsun. Sistem o kadar güzel ki evren manyak güzel çalışıyor. Yani seni gerçekten o enerjiyi çözmek için mutlaka seni deniyor. Defalarca ve defalarca deneniyorsun. Emin oluncaya kadar ha ne zaman artık köşede duran masa beni ne kadar irite ediyor, sinirlendiriyorsa, siz de beni o kadar sinirlendiriyorsanız o zaman okeydir, nötrlenmiş. Ki nötr enerjisi zaten doğru bir enerji değil. O da ayrı bir şey yani. Ayrı bir konu. O başka bir konu. Evet. Ayrı bir konu, evet. Ben şeyi örnek verebilirim. Bazen de şey oluyor. Örnek vereceğim. İşte bir problem yaşıyorsunuz. O problemde karşıdaki kişi kesinlikle
hatalı diyorsunuz. Kesinlikle yaptığı yanlış bir şey. Ve ben o yaptığı yanlış şeye kızdım diyorsunuz. Sonra yine bir çalışma yapıyorsunuz. Çalışmada bir bakıyorsunuz. Yani bütün oklar sizi gösteriyor. Şöyle bir enerjiniz düşüyor. Ben bunu yine arkadaşlarımla çok konuşurum. Enerjiniz düşüyor. Tamam, problem bendeymiş deyip içerideki duygunuza tekrar bir bakmanızı sağlıyor. O içerideki duyguya bakmak neyi sağlayabilir derler, diyebilir arkadaşlar. İşte o duyguyu tanımlamak, o duyguyu fark etmek, yani farkındalık dediğimiz noktayı sağlamak şifanın, çözümün başlangıcı oluyor. Bu nasıl oluyor? Bazen mucize gibi tak diye bitiveriyor. Bazen de emek istiyor, çalışma istiyor. İşte deneyimlememiz için defalarca aynı noktalardan gelebiliyor. Ama neden geliyor? Biz orayı tam çözememiş olduğumuz için aynı noktadan problemler geliyor. O zaman oradaki temel duyguyu yakalamak gerekiyor. Demek ki benim burada bir hassasiyetim var. Ben bu hassasiyetimi farkında olayım. Yine bu problemi yaşadım. Ha, tamam, işte yine aynı hassas olduğum konuyla ilgili. Demek ki benim bakmam gereken bir şey var. Şimdi ben şeyi de örnek vereceğim. Kendi içimize bakmak bazen acıtıcı, bazen hüzünlü, bazen gözlerimizden yaşların akmasını sağlıyor. Ama emin olsun arkadaşlar, o kadar keyifli ki ve sonrası da o kadar keyifli ki başka bir boyutta yaşar hale geliyorsunuz. Biz şimdi dün yine arkadaşlarımızdan biri şöyle birkaç gün önce şöyle bir yorumda bulundu. Şükürler olsun ki dedi, korkunun, sıkıntının, kızgının ön planda olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ama biz ferahlık, esenlik ve sakinlik frekansındayız. Yani öyle hissediyoruz. Acılar yaşıyoruz, hastalıklar yaşıyoruz ama daha sakin bakabiliyoruz. Ha, bu demek değil acı hissetmiyoruz. Tabii ki üzülüyoruz ama daha sonra merkezimize çabuk geliyoruz. Önemli olan da bu. Evet. Savrulabiliyoruz. Evet. Mesela orman yangınlarında ben savruldum. 2 gün savruldum. Ben her akşam çalışma yaptım orman yangınları için. Tabii, ama 2 gün savrulduğumu fark ettim. Nasıl fark ettim? Şu dili kullanmaya başladım. Kızma ve suçlama, evet, ve yapılmayan süper sorumluluklarla ilgili kızdığımı ben gördüm. Ben yayın yapıyorum o günlerde. Nasıl savruluyorum? Yayın yapıyorum. Nasıl öfkeliyim? Ortada yaşadığım için ben de bütün canlar burada, işte 2000 küsür kişi şu anda. Bütün 2000 küsür kişinin önünde yaşıyorum canlı olarak, savruluyorum. Geçen hafta bir can ortağımı, partnerimi kaybettim. Günde 10 kere hala boşluğunu, yani çok yeni daha zaten. 3 gün yayın yapmadım ama o 3 gün içinde savruluyorum. Bir kez zaten Cemal'in hocamla yayın yaptık o gün içinde. Yani neredeyse ağlar halde yayın yaptım. Tabii çok ki zor, evet. Tabii ki savruluyoruz. Acı böyle insanın bütün hücrelerinden delip geçiyor. Ama ben şeyi çok, sözünüzü kestim. Normalde ben söz kesmem ama. Yo, böyle sohbet güzel oluyor. Buyurun lütfen. Felsefeye başlama nedenimdi benim. 35 yıl önce dediğimde yaşım belli oluyor. 35 yıl önce felsefeye başlama yaşım. Çok erken başladım ben. Zorester, Zerdüşt'ün bir cümlesi. Bir insanın kendi merdivenlerinde inip çıkması en büyük acı, en büyük erdemdir der. İnsanın kendi merdivenlerinde en derinlere, daha da derinlere, daha da derinlere, kendi dehlizlerinde kaybolması ve koridorlarında ve labirentlerinde gezmesi, oralarda kaybolup en kilitli sandukaları, yani açması, hakikaten yüzleşmesi çok büyük bir acıdır ama bir o kadar da büyük bir bilgeliktir ve karşılaştığınız zaman işte o gerçekten artık hiçliğin başlama noktasıdır. İnsanın kendini araması büyük bir erdemliktir ve ihtiyaçtır gerçekten. Evet, evet. Bunu en büyük ihtiyaç. Araya bir sokuşturayım istedim. Çünkü kendinin içinde kaybolmak, kendinin içinde yoldan çıkmak ve yeniden yolu kaybolup kaybolup bulmak çok büyük de bir
eğlence ve büyük de bir keyif aslında, değil mi hocam? Evet ve bunun için de artık çok imkanlar var. Ben yıllar öncesini siz de öyle yıllar öncesindeki sistemlere bir bakın bizim ulaşabildiğimiz kaynaklar ne kadar sınırlıydı. Eğitimler ne kadar sınırlıydı. Ama biz çok fazla şehirler giderdik, eğitimlere katılırdık, sorumluluğumuzu alırdık. Ben bu değişimi gerçekleştireceğim dediğimiz için eğitimlerin peşinden koşardık, zevk de alırdık ve kendimiz değişmek için çaba içinde olurduk.